hafızalarımızı tekrar tazelemek için Suudi Kralı Tugva Vakfı'na, yani Bilal Erdoğan'ın vakfına 99.99 milyon dolar hibede bulundu. Bağışta bulundu. Niye? O para nerede şimdi? O para maliyece ya da MASAK tarafından araştırılıyor mu? Nereye gitti? Şimdi o nedenle Adalet Bakanı'nın söylediği bir kara para varsa onu da takip edeceğiz lafı kendilerinin kara paranın nasıl elde edildiğini bilmelerinden kaynaklanıyor. Ve bu kara parayı yollarını da biliyorlar. Onun üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yürümeye çalışacaklar ki bunların hepsi son derece ahlaksızca, etik kurallara uymayan bir anlayışın sergilenmesi demektir. Ben bunların Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanabileceğini, kazanmasını engelleyecek düşünceler ya da icraatlar olarak görmüyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Açık arada Ekrem İmamoğlu kazanacaktır. Onun için diyorum ki seçim İstanbul'da geçiyor. Yani yerel seçim İstanbul'da geçiyor ve yerel seçimin AKP'nin aleyhine gidişatını çok iyi gözlüyorlar. Onun için Recep Tayyip Erdoğan, partili Cumhurbaşkanı, bu benim son seçim diyor. Hemen arkasından da yeni hilelere başvuruyor. Aslında şu andaki Cumhurbaşkanlığı ve daha önceki Cumhurbaşkanlığı döneminde 14 Mayıs'ta milletvekilliği kazanan bakanların meşruiyetleri geçerli değil. Yani bütün hukuk profesörleri bu konuyu çok açıklıkla söylüyorlar. Diyorlar ki o seçim yanlış, keylem yekün, yok sayılan, hukuken yok sayılan bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu'nun baskısıyla. Şimdi dördüncü defa olmanın yollarını açıklar, kendileri söylüyorlar. Biz geçen defa hatırlarsınız, ancak meclis fesih olursa üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olabilir demiştim. Sizle de birlikte konuşmalarımızda yıllar önce diyelim artık. Ama şimdi dördüncü defanın yolunu, kapısını açmaya çalışıyorlar. Benim son seçimim ama böyle bir şey olursa kazanırız. Şimdi bu meclisin kendini feshetme konusunu da iyi dikkatle izlememiz gerekiyor. Çünkü şu anda bu kadar sağ anlayışta ve demokrasiden uzak, hukuk ve ahlaki kurallara uzak olan bir meclis yapısı gelmemişti ve bu meclis yapısı anayasa değişikliğini değiştirebilecek düzeydeler ve onunla birlikte Recep Tayyip Erdoğan talebi doğrultusunda da meclisi feshedebilecek çoğunluğa da ulaşmış durumdalar. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de bakarak bu seçimler hayati bir seçim olarak görülmeli. Seçimde muhalefet güçlü çıkarsa mecburen erken seçime gidilir ve erken seçimden sonra da artık Recep Tayyip Erdoğan dönemi kapanır diye düşünüyorum. O zaman soralım, muhalefet güçlü çıkarsa dediniz. Muhalefetin güçlü çıkmasının ölçütü nedir? Yani ne olursa biz bu seçimden muhalefet güçlü çıktı, muhalefet güç kazandı sonucuna varabiliriz. Sayın Sağlar, baktığımızda ittifaksız, tek başına seçime giren bir parti var. Özellikle İstanbul özelinde konuştuğumuzda da Ekrem İmamoğlu'nun karşısında evet AKP, Cumhur İttifakı, diğer İYİ Parti'nin de aralarında bulunduğu muhalefet partileri, bir de parti içi muhalefet olduğunu düşündüğümüzde acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde başarının kriteri ne olacak? CHP için ortaya konan kriterle İmamoğlu için ortaya konan kriter sizce aynı mı, yoksa arada bir fark var mı? Tabii arada bir fark var. Ben şu sözü inanıyorum. Yani kent ittifakı, Türkiye ittifakı deniyor diyor Özgür Özel. Ama aslında kent ittifakıdır. Bu ittifak lafı kahrolsun koalisyonlar, onlar sayesinde Türkiye çok kötü duruma düştü diyerek iş başına gelen AKP'nin oluşturduğu ve hileyle yapılan bir referandum sonrasında rejimin değişmesiyle ortaya çıktığı seçim öncesi ittifaklardır. Yani 50+1 noktasından kaynaklanan bir zorunluluktur siyasi partiler. Bugün yerel seçimlere de 36 parti giriyor. Eskiden ittifaklar falan diye düşünülmezdi yerel seçimlerde. Adaylar ve adayların yapacakları, adayın kendisinin bizatihi o toplum, o kent tarafından güvenirli de eşdeğerdi oy verip vermemek. Şimdi Ahmet de gelsin, o parti de gelsin, bu parti de gelsin diyerek sanki partilere oy veren seçmenlerin partilerin emrindeymiş gibi düşünülen bir demokrasiye geldik. Bu demokrasi değil. Seçmen bilinçlidir. Hele hele kendi oturduğu kentin hemşerisi olarak kendisini yönetecek olan insanı çok değerlendirir, çok iyi değerlendirir ve seçer. Ben bunu şeyde görüyorum. Mersin'de Mezitli Belediyesi'nde eski başkanı, 10 yıllık başkanı çok başarılıydı. Onu Cumhuriyet Halk Partisi aday olarak göstermedi. O da bağımsız aday oldu. Şimdi kazanacak. Hem de açık ara kazanacağı ortaya çıktı. Bu ne demektir? Yani kent uzlaşısı ya da işte birlikte olabilme anlayışı filan gibi tırnak içerisinde isimler konuluyor. Hayır, bu sandıkta hemşerinin kendisini yönetecek olan yerel yöneticisini seçme hakkı ve bunu bir bilinçle ortaya koymasıdır. O nedenle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet bazı yanlışları, hataları, kızgı insanları kırdığı bir noktaya gelindi ama insanlardan daha önemlisi Türkiye elden gidiyor. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağa kaldırılması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimleri de çok başarılı olması gerekiyor. 89'da benzer bir durum yaşıyoruz şimdi. Yalnız farklılığımızı da ortaya koymak lazım. 89'da belediye başkan adaylarını o zamanki SHP, Erdal İnönü'nün başında bulunduğu SHP ön seçimde belirlemişti ve Türkiye'nin %60'ını yerel yönetimini ele geçirmişti. Daha doğrusu toplum tarafından, insanlar tarafından saygıyla, güvenle oy vermişlerdi. Ve ANAP için de elbette bir hezimetle sonuçlanmıştı, öyle değil mi? Yanlışım varsa düzeltiniz. Evet. Anavatan Partisi de hezimetle sonuçlanmıştı. Ben geçen sizle konuşurken zannediyorum söyledim. Değerli Ahmet Özal, Turgut Özal'ın oğlu, bu Hatay ve Ordu'daki partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy verirseniz hizmet gelir, oy vermezseniz hizmet gelmez tırnak içerisindeki sözlerinden sonra bana bir mesaj göndermişti. Benim iyi dostumdur Ahmet Özal. Demişti ki ya Anavatan Partisi zamanında o günkü bu propagandayı yapan anlayış işte elleri kolları bağlı belediye başkanı yaratmayın anlayışıydı. Aynı şimdi Recep Bey'in söylediği gibi ve Anavatan Partisi 89 seçimlerinde bir Malatya'yla Pursakları kazandı demiş diye attı. Ve doğrudur. Aynı şey şimdi yapılıyor ama gördüğüm kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan ondan hemen vazgeçti bunları da hatırlatılınca. Ama asıl kafasındaki düşünceyi de ortaya koydu. Şimdi ben şuna inanıyorum ki bu paralarla oynamak yani işte iftiralar atarak bir yerlere varmak mümkün değil. Kentli bunu biliyor. Kentli kendisine hizmet edenle hizmet etmeyip kentin parasını harur harcayan yandaşlarına peşkeş çekenin arasındaki farkı biliyor. İstanbul hele bunu çok iyi biliyor. Yani İstanbul'daki tarikatlar, cemaatler çok iyi biliyor. Askeri alanların tamamını olmasa bile bir kısmını o alanların şimdi konuta açıyorlar. Villalar yapılıyor. Dün akşamki Ekrem İmamoğlu gerçekten son zamanlarda çok önemli bir siyasetçi. Çok doğru ve bilgili söyler, hepimizi bilinçlendiren sözler söyledi. Oradan da anlıyoruz ki uygulanan politika, AKP'nin uygulamaya çalıştığı İstanbul'daki rant politikası, diğer kendi elinde bulunan kentlerde de benzeri politikalar ciddi bir şekilde insanları sıkıntıya soktu. Bir kısım çok zenginleşti, kentlerin zengin mahalleleri oluştu, orada insanlar ama büyük bir çoğunluk çok sıkıntılı bir noktada. O nedenle ben 89'u aynen olacağını diyemem ama olması gerektiğini söyleyebilirim. Bu dönemin bitmesi için. Peki o zaman şunu soralım. Sayın Sağlar, siz 1989 hatırlatması yaptınız biraz önce. Tabii o dönemde bir yandan işte seçmene yönelik böylesi tehditler, bir yandan da ekonomi